Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size şey göstereceğim. Makinede parça işlerken takım yakacağız şimdi. Hangi takımı nasıl takıyoruz, tersi nasıl seçiyoruz, bunlarla alakalı bilgi vermek istiyorum. Şimdi bir tane motor kapağı parçası yapacağız. Şimdi bunu yaparken takımlarını ayarlıyorum. Buyurun böyle. Şöyle geçelim. Şimdi takımlarımızda 16'lık frezemiz var. 11'lik frezemiz var. 400 puntamız var. 5 matkap, 6 kılavuz ve havşa matkabımız var. Bunlar genelde bende hazır oluyor. Şimdi bu tens. Şimdi 16'lık bir freze kullanıyoruz mesela. 16'lık bir freze kullanıyoruz. Şimdi tensi ne seçmemiz lazım? Şimdi bu 16'lık frezeyi 16-17 tens sıkar. Ama şimdi nasıl sıkar? Tens tutucumuzla en sona kadar sıktığımız zaman sıkar. Yani 40. Belki de olur da arada talaş sıkışır bir şey olur. Biz burada sıktı zannederiz. Fakat parça işlerken tens içine kaçabilir veya dışa doğru çıkabilir gibi. O yüzden mümkünse elimizde takım yoksa yüke binecek olan, yani en çok talaşı kaldıracak olan takımları tam tens takalım. Yani bu 15-16 tenstir, bunun hakkı. 15-16 demek en düşük 15, en fazla 16'yı sıkar demektir. Şimdi bu da 16 olduğu için bakın, koyduğum zaman hiç boşluk yok. Sıfır boşluk. Ama diyelim ki o mümkün değil. 5.2 bir matkap takıyoruz. Şimdi 5'lik pensimiz elimizde yok. O zaman ona 5-6 bir pens takmamız lazım. Bunu yaparken de yaptığımız zaman bir boşluk olacak. Ama bu da sıkar. Yani 5 ve 6 arasında olması sıkar. Mümkün olduğunca diyelim ki az önce gösterdiğim 16'lık matkap mesela 16-17 tersle sıkmaktan uzak duralım. Bu önemli bir ayrıntı. Mümkün olduğu kadar uygun tersleri tercih edelim. Çünkü bunu yapmadığımız zaman işlemi yaparken boy farklarımızda yanlışlık olma şansı var. Bu bir söylemek istedim. Şimdi bunları ayarladık. Şimdi bunlar için gördüğünüz tens tutucular var. Şimdi bunları temizliğine dikkat etmemiz lazım. Elle sıktığımız zaman dişinin en sona kadar oturduğuna dikkat edelim. Eğer en sona kadar oturmuyorsa bunun içinde talaş var demektir. O da nerede talaş olabilir? Şimdi göstereyim. Şimdi görüyorsunuz şu bölgede talaş olabilir veya şu iç bölgelerinde, dişlerinde talaş olabilir. O zaman ya böyle bez yardımıyla temizleriz ya da diş fırçası, eski bir diş fırçası da kullanabilirsiniz. Şu şekilde dişleri fırçalayabilirsiniz. Ondan sonra güzelce deniyoruz. Tam en sona kadar pens sıkıyor. Demek ki bu uygun temizlikte bir pens tutucu. Ondan sonra şu parçayı, pensimizi taktığımız zaman görüyorsunuz, düşmüyor. Şimdi tam uygun pens olduğu için bakın hiç boşluğumuz yok. Uygun boyda hangi boyu istiyorsanız diyelim ki işleyeceğiniz parçaya kaç uygunsa onu zaten programlarınıza not almanız lazım. Ona göre diyelim 60 boysa tutarsın 60'a göre ayarlasın veya diyelim ki şöyle 50 boy istiyorum. Mesela diyelim ki aşağı yukarı 50 boy istiyorum. Hemen böyle ayarladım. Sıktım. Şimdi tekrardan iyice sıkmadan bir daha ölçüyorum. Evet. Şimdi 50 demek birebir 50 olacak diye bir kaide yok.
en düşük elde olacak demektir. Yani diyelim ki bu parça bir yere işliyor. Böyle parçayı işliyorsun. İşlerken bu yükseklik, şu işleyeceği yükseklik diyelim ki 47-48 geliyor. Sen bunu 50'den düşük yaparsan bu parça işlerken bu pens tutucu haliyle buraya çarpacaktır. O yüzden hangi boy uygunsa o boya göre ayarlayacaksın. O zaman uygun bir şekilde böyle işleyebilirsin. Ve tabii kesme boyunu da dikkate alacağız bu arada. Bunlar önemli ayrıntılar. Dediğim gibi şu an bu. Bunlarla alakalı programı yazdığımız, işte parçaları nasıl bağladığımızı not alacağız. Takım sırasını not alacağız. Ve ondan sonra programımıza göre takımlarımızı ayarlayacağız. Bu çok önemli. Bunu zaten benim de görmüş olduğunuz gibi böyle defterim var. Burada bütün takımlar, hangi takım hangi şeyde kullanıyorsam bunları gösteriyorum böyle. Buraya not alıyorum. Ondan sonra bunu gerektiği gibi kullanmaya çalışıyorum yani. Çok şu an düzgün değil ama mesela böyle parçalarımızı buraya yazdık mesela. Takımlarımız burada yazıyor sırasını. Nasıl alınır? X'ye nereden alınır? Z'ye nereden alınır? Gibi hepsini buraya ben not aldım. Buna göre parçalarımı işleyeceğim. Arkadaşlar şimdi takımlarımızı ayarladık. Gördüğünüz gibi programımızda sırası neyse hepsini ona göre ayarladık. Şimdi buna uygun olarak takımlarımızı vereceğiz. Bu takımları MDI modunda mesela bu Panox serisi, OMD serisi bir tezgah. Şimdi bunun yazısı diğerlerinden farklı. Diyelim M6 takım 1 yazdım. Aldık. Burayı güzelce temizledik. Buranın içinde temiz olmasına dikkat ediyoruz. Tamam mı? Bazen talaş girebilir. Tamam. İkiyi çağırdı. Tamam yaklaştık. Şimdi takımı önce buna bastığımız zaman bunun içinde pens var. Böyle tutan. Buradan tutuyor bunu. Şimdi bastığımız zaman bu oraya oturdu. Bunu da bu araya getiriyoruz. Boşluğu buradaki kime. Ondan sonra oturtuyoruz. Yani tutup şöyle oturtamaz. Bak böyle de tuttu. Fakat bu yanlış. Bu doğru. Tamam. Bu bu. Ondan sonra şimdi diğer takımlarımızda vereceğiz. Boy farklarını alacağım. Fakat boy farklarıyla alakalı daha sonra başka bir video çekeceğim. Şimdi şu an için anlatabileceklerim bunlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.